Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırkımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Xitay taratqusi Tayvanga hücum kılışının 3 baskıç bilen icra kılındığını bildirdi. Xitay taratqusi Tayvanga hücum kılışının 3 baskıç bilen icra kılındığını bildirgen. Amerika avazının haberde bildirilişçe Xi Jinping'nin Xitay Kompartiyası kurulğanlığının 100 yıllığını tebrikleş mürasımıda Xitayların milletçilik keyfiyatını kozgap atılmış Xitayını birlik keltürüşüne emelge aşırdığanlığı hakkıda kasem kılışı halkara cemiyetinin dikkatini kozgan. Xabarda qayd qilinishicha, Hong Kong, Amerika ve Tayvanning bir qism taratqularining hammasi bu xabarni qayta besib tarqatgan bo'lib, Xitoyning axborot organi Paraxod bilimlari jurnalida Xitoyning Tayvanga qurolli hujum qilish loyihasini 3 bosqichga bo'lib bayon qilgan. 1-chi bosqichda Xitoy armiyasi qisqa masofalik ballistik boshqariladigan bomba ishlatib, Tayvanning boshqariladigan bombadan mudofiyani sistemasini bosib o'tib, aerodrom havo mudofiya boshqariladigan bomba bazasi ve Tayvan aralının her kaysi caylarına caylaşkan komandallık merkezlerini veyran kıladıkken. İkinci baskışta kurukluk, uruş parahoti ve su astı parahotidin bürküt hücumi 91 ve uzun kiliç 10 tiplik başkurulduğun bomba koyup berip, Tayvan'ın her bir bazısı kural yarak iskilatı, radar, haberleşiş, ul əslahaleri ve taş yollarını bombardıman kıladıkken. Üçüncü baskışta uruş parahoti ve kurukluğuna asas kılgan raketa atırtı birlikte ok yağdırıp, Xitay Deniz Armiyası ve Kuruqlıqtı Canqılıqıcı kısımının Tayvan aralığı kirişidiki ahırkı tosalğını tügütüdükken. Paraxod bilimleri jurnal tarafından mikro bilokku yollanğan karton filmede Tayvan'a qattıq agahlandırış berilgen bulup, Tayvan'nın müstakıllıq hareketinin tuyuq yoldan başqa narsa emaslikke qayıt kılıngan. Bildirilişçe Xi Jinping Xitay Komünist Partisi kurulğanlığının 100 yıllıqını hatırlaş faaliyeti de Tayvan meselesini hal kılış ve Xitay'nın atılmış tuluq birleşişini emelge aşırışının Xitay Kompartiyasının tevrenmez tarihi vazifesi ikenligini yeni bir qatım tekrarlap ötken. O yana Amerika ve başka garip devletlerge popozu kılıp, hiç kim Xitay halkının devletinin ilgilik hukuki ve zemin pütüllikini qoğdaş iradesini tövən mülkerlemestiki kerak degen. Yıkınkı aylarda Tayvan boğazının vaziyeti misli görülmegen derecede ciddileşken bulup, Xitay'nın Tayvanlı koral küçü arqalıq birlik keltürüş haqqıdaki car selişleri köpeygen ve Tayvan'ge bolgan herbi besimmu zor derecede aşkan. Bu jarayonda Xitay armiyasının her xil harbiy ayruplarları Tayvanning hava mudofiya pariqlandirish rayoniga ko'p qitim bosib kirgan. Dunyoning har qaysi joylarida 5-iyul Urumchi qatliamini xotirlash namoyishi o'tkazildi. Bundan 12 yil ilgari Urumchida yuz bergan Uyg'urlarga qaratilgan 5-iyul qirg'inchiligi xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida keng ko'lamlik namoyish faoliyatlari o'tkazildi. Bugün Xitay'nın İstanbul'daki başkonsulxanası aldıda Urumchi qatliamidan irqi qirg'inchilik qicha temasida keng ko'lamlik namoyish ve axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Namoyish uchun atigan soat 9 dan boshlabla Istanbul'ning har qaysi joylaridan yo'lga chiqqan 3000 ga yaqin Sharq Turkiston xalqi İstanbul'daki Xitay konsulxanası atrofidagi sahilga yig'ildi. Namoyishchilar soat 10 da qo'llarida Sharq Turkiston bayrog'ini va mustaqil Sharq Turkiston irqi qirg'inchilik to'xtatilsin 5-iyul qirg'inchiligini unutmaymiz degan shuarlar yozilgan plakat taxtaylarni ko'targan holda Xitoyga qarshi turli shuarlarni to'plab Xitoy konsulxonasiga yaqin ko'chaga yetib keldi. Namoyishni Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining tashkillashi va Sharq Turkiston vaqfi Isa Yusuf Altekin vaqfi, Sharq Turkiston yoshlar jamiyati, Uyg'ur akademiyasi, Dunyo Uyg'ur qurultayi vaqfi va Eli Mashrifi qatorliq tashkilot jamiyatlarining hamkorligi bilan tashkillangan bo'lib, 3000 ga yaqin kishi ishtirok qildi. Namayışta aldı bilen Türkiye ve Şarkı Türkistan'ın devlet marşı okulgan deyken, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikinin reisi Hidayetullah Oğuzhan bayanat elan kıldı. O bayanatı da 12 yıl ilgiri Xitay'nın Urumchida qırğınçılık sadır kılgallıqını, netçi mınlıgan begunah uyğurlarının tutkun kılınğallıqını, onlarının köp kısımının hazırgıcı izdereke bolmağallıqını, Xitay şundan buyan Şarkı Türkistan'da ölümalar, ziyalılar dep ayırmasın, xalqını zor türkümde tutkun kılıp qırğın kılgallıqı, Mecburi emgeki salgallıqı, Uyghur medeniyetinin simvolları bolgan mescit ve öy imaretlerini çekip özgertkerlikini bayan kılıp ötdi. Hem de Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Qeyrindaş Teşkilatlar namıda Türkiye hükümetini Urumchida konsulxanı tesis kılış qatarlıq usullar arqalıq Şarkı Türkistan meselesine köngül bülüşke çağırdı. Bu olay
Doğu Türkistan halkının bağımsızlık iradesini gözler önüne sererken aynı zamanda kendi hak hukukunu korumak için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu göstermektedir. 26 Haziran 2009 Çin'in Guangdong eyaleti Shaoguan ilçesinde bir oyuncak fabrikasında zorla çalıştırılmak üzere köle işçi olarak götürülen Doğu Türkistanlı Uygur gençlere yönelik bir saldırı meydana geldi. Saldırı esnasında 50'den fazla Doğu Türkistanlı Uygur genç çok sayıda ırkçı Çinliler tarafından linç edilerek şehit edildi. İşgalci Çin hükümeti ve yerli yönetim olayın açığa çıkmaması için medyayı kontrol altına aldı ve katiller hakkında soruşturma yürütmedi. Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve diğer kardeş Türkistan kuruluşları olarak ilgili ve yetkili kuruluşların bu kararları tekrar gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz. Çin'in Doğu Türkistan'da devam ettiren soykırıma dikkat çekerek Türkiye Devleti'nden Doğu Türkistan'a gözlemci heyet gönderilmesini ve Ürümçi'de Türkiye Başkonsolosluğu açılmasını talep ediyoruz. Arkadan Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin reis vekili Mahmutcan Damullam Arapça bayanat ilan kılıp, Xitayning 12 yil ilgari Ürümçide Uyg'urlarni qirg'in qilganligini, navbatda texamo haddidan eshib, irqiy qirg'inchilik yurgizishni davom qilayotganligini, islom allarining musulmonlik mas'uliyatini ado qilib, Xitayning Uyg'ur musulmonlariga ijro qilayotgan diniy bostirishlarga qarshi Sharqi Turkiston xalqi tarafida turishni umid qilganligini bildirdi. Shundoqla musulmon dunyosini Xitoy mollarini boyqut qilish orqali maydonini bildirishga chaqirdi. Arkadan Türkiye'deki tanılan dini ulema Doktor İhsan Şanocak telefon arkalık söz kıldı. O selametlik sebeplik namayışkı katnışalmağallıkıdın əbsuslanğallıkını bildirgendikin, Şarkı Türkistan'daki mescitlerini çakkan, izzet hürmetini defsende kılgan Xtay'nın huddu tarihtiki rimliklar mağlup bolğunu dek, aman bir günü veyran buludugallıkını. Şarkı Türkistan halkı ümidini yok atmasıyla Xtay üstüdün ğalbi kılalaydıgallıkını, Türkiye ve İslam ellerinin Xtay mallarını baykut kılışkı çakırdıgallıkını bildirdi. Arkadan Şarkı Türkistan İnsan Hakları Cemiyeti'nin baş katibi Nuriddin İzbasarı bayanat ilan kılıp, Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan insan kalıbıdan çıkan cinayetleri haqıdaki dokulatının kısıkçı mezmununu okup ödü. Uyanı halkara cemiyetinin kollaş kollamaslıqıdan kat'i nazar, Xitay'a karşı küreşini devamlaştırdıqallıqını, İslam ve Türklük namıda kurulgan teşkilatlarda Uyghurlar meselesi kündertipke kelmese, bu xil teşkilatlarının öz namıga hergiz layık emestikini tekitlep ödü. Namaşkıyana Doktor İhsan Şanocak'ın talibi Selim Sarhan mukatnaşkan bulup, o doktorga vakaleten söz kılıp, özlerinin her vakit Şarkı Türkistan halkının yenide hikayelikini tekitledi. Arkadan Uyghur Akademisi reisi Doktor Perhat Kurban Tanrı Tağlı söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının pütülle yoktuş üçün hareket kılıplı kalmay, bütün Türk dünyasını yütüv etiş, karın itini uçuk aşkarı işbadilip hareket kılıbat kallıqını, Türkiye ve Uttur Asya devletlerinin Xitay'a karşı sezgürlükünü aşırışı gerektikini bildirdi. Arkadan Dünya Uyghur Kurultayı Vakfı reisi Abdurrashid Abdulhamid söz kılıp, Türkiye halkının Xitay'a karşı Şarkı Türkistan halkı bilen bir septi turduğallıkıgı işindiğallıkını, barlık imkaniyetlerini sarıp kılıp Xitay'a hareketki ötüş gereklikini bildirdi. Hür Dava Partisi'nin İstanbul Şöbe reisi Şarafettin Gülay kısıkçı söz kılıp, insan hakları için kozgulup ketken devlet ve teşkilatlarının Şarkı Türkistan meselesi de ün çıkarmağallıkını, Şarkı Türkistan için avaz çıkardığın payitinin Allah burun yetip gelgelikini bildirdi. Ürümçi katli amedin irqi qırğınçılıq qıça temesidiki namayış, yani Türkiye'nin Ankara, Konya, Kastamonu, Samsun, Kahramanmaraş ve Malatya qatarlıq vilayet şehirlerde mi bir tutaş ötküzülgen bolup, şu rayonda yaşayatkan Uyghurlar her qaysı kolluğuçu teşkilatlar bilen birlikte ürümçi qırğınçılıqını xatırlaş namayışı qılgan. Bugün yine Avustralya'daki Uyghurlar Avustralya Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin yetekçiliği de 5. iyul Ürümçi qırğınçılıqını xatırlap namayışı ötküzgen bolup, namayışkı 300'ye yakın adam katnaşkan. Ondan başka bugün yana Kuveyt, Hindonozya, Fransiya, Gollandiya, Kanada, Malayşiya, Japonya ve Kazakistan qatarlıq devletlerde yaşayatkan Uyghurlar ve her qaysı teşkilatlar Ürümçi qırğınçılıqını xatırlap Xitay'a karşı namayış ötküzgen. CNN Xitay'ını qat gazaplandırdığan haber ilan kıldı. Milliyet gazetesinin haberde bildirilişe Amerika ve Japonya'nın mahbi uruş planı aşkarılınıp bir gün deyken CNN kanalı texamo ciddi keyfiyat payda kıldığan bir haber ilan kılgan.
Xabarda Amerika va uning Tinch okeandagi ittifoqdoshlari bilan kuch sinashayotgan Beijing rejimining navbatda Yiroqdagi ikki qo'shnisining harakati bilan yuzlashayotganligi, Yaponiyaning Manilada turishliq bosh elchixonasining payshanba kuni Yaponiya va Filippin havo armiyasining kelar hafta tunji birlashma manevr o'tkazganligini e'lon qilganligi qayd qilingan. Manevr elchixona tomonidan ikki davlat mudofaa munosabatining chuqurlashganligining yana bir belgisi va muhim burilish deb tasvirlangan. Manevr 5-nji iyuldan 8-nji iyulgacha Filippinning shimoliga joylashgan Amerikaning sobiq harbiy aslaha bazasi bo'lgan Clark havo armiya bazasida o'tkazildi ekan. Yaponiya bilan Filippin 2015-yil 1-nji oyda texamo quyuq mudofaa munosabati o'rnatish to'g'risida kelishim imzolangan bo'lib, ikki davlat shuningdan keyin 17 qatim birlashma dengiz manevri o'tkazgan. Yaponiya yana Filippinning janubiy dengizdagi chorlashni ko'paytirishiga yordam bera oladigan mudofaa va texnika uskunalarini yotkigan. Angliya pul muomili vaqt kesining xabariga asoslanganda Amerika va Yaponiya Xitoy armiyasining tajovuzchilik ehtimolligiga qarshi intayin maxfiy urush planini o'ttirg'i chiqarganligini ilgari surgan. Xabarda bildirilishicha Donald Trampning prezidentligining oxirgi yili yo'li qo'yilgan bu planda Xitoyning Tayvanni ishg'ol qilishi bilan o'ttirg'i chiqadigan ssenariyaga qarata Amerika va Yaponiya armiyasining harakatga o'tishi planlangan. Dokladqa asoslanganda Amerika va Yaponiya amaldorlari birlashma manevriga munosabatli qonuniy masalalarni muzokara qilgan bo'lib, bu to'qunish yuz berganda Tokyo ta'minlayadigan bazi va orqa sap ta'minoti qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Yaponiyaning bu xil to'qunishga aralashish ehtimolligini alohida baholagan bu xabarda Washingtonning Yaponiyaning havo armiya bazasiga qandoq urushda tayinlanganligi ta'kidlangan. Bir amaldor bu vaqtda so'z qilib, Amerika bilan Yaponiya Tayvan bilan jiddiy holda uch taraf o'rtoqlashish mexanizmi barpo qilib, Xitoy dengiz armiyasi va havo armiyasining harakati haqida uchur almashtirishi kerak. Bu xildagi sonliq ma'lumotlarning ba'zilari Tayvan Amerika bilan Yaponiya Amerika o'tirsida ham bahrlandi. Ammo bizning uch aylan subtida bevosita o'lishimiz yo'q deganlarni bildirgan va so'ziga ilova qilib, bu xil ittifoqni ish yuz bergandan keyin darhol boshlay olmaysiz. U hozirdan boshlanishi kerak degan. Doklat yana Amerika, Yaponiya va Tayvan amaldorlari 2017-yil ittifoqdosh aeroplanlarni farqlandirishga qulaylik yaratadigan harbiy aeroplan kodidan teng bahriman bo'lish kelishimidan keyin hamkorlikning ko'rinarlik oshqonligini o'ttirg'i qo'ydi deyilgan. Hindonoziyada tibbiy oksigen yetishmaslik krizisi yuz berdi. Hindonoziya hukumatı Xitoy virusiga munosabatlik vaqalarining ko'payishi bilan ba'zi shaharlarda suyuqlantirilgan oksigen yetishmaslik krizisining yuz berganligini e'lon qildi. Hindonoziya hukumatı oksigen ishlab chiqaruvchilariga tibbiy ehtiyojlarga oldin ahamiyat berish yo'l-yo'riqini tushirdi. BBC'ning xabarida bildirilishicha, Hindonoziyada doktorxonalarda suyuqlantirilgan oksigen masalasida zo'r qiyinchiliklarga uchrayotgan bo'lib, oksigen tugigan bir doktorxonada 63 Xitoy virusi bemori jindan ayrilgan. Bandung shahridagi ikki doktorxona tibbiy oksigen zapisining tugaganligi sababidan jiddiy davolashga ehtiyojli bemorlarni qabul qila olmaganliklarini uqtirdi. Hindoneziya sog'liqni ministrligining amaldori Siti Nadia Tarmizi gaz sanoati sohasidagilardan oksigen ishlab chiqarishni tezlashtirishni talab qilganliklarini eskartib, xalqni tibbiy oksigen saqlamaslikka chaqirdi. Bandung, Surakarta va Pamikasan shaharlaridagi davlat doktorxonalarining jiddiy qutqizish bo'limlarida krizis saviyasida vaqalar yuz berayotgan bo'lib, ba'zi doktorxonalarda bo'sh karvat bo'lmaganligi uchun bemorlarni qaytirishga majbur bo'ldi. Sharqi janubiy Osiyoga joylashgan Hindoneziyada 2 million 300 ming kishi Xitoy virusi bilan yuqumlandi. 60 mingdan ortiq kishi jindan ayrildi. Rusiyaning Afg'onistonga askar avatish ehtimolligi bormi? Rusiya Kreml sarayining bayonotchisi Dmitriy Peskov Afg'oniston vaziyatining muqimsizlashishidan andisha qilayotganliklarini bildirdi. Dmitriy Peskov Afg'onistonning navbatdagi vaziyatidan andisha qilayotganliklarini bildirib, Amerika va ittifoqdoshlarining Afg'onistondan chekinishi bilan bu davlatda shakllandigan vaziyat bizni andishiga soladi. Vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Nihoyat afsuski vaziyatning muqimsizlashayotganligini ko'ryapmiz dedi. U Rossiya harbiy qismlarini Afg'onistonga avatish ehtimoli ustida to'xtalganda, bu yo'lning Afg'oniston hukumatı va Taliban bilan maslahat qilinmaganligini qayd qildi. U Rossiya zapas qismlarini Tojikiston Afg'oniston chegarasiga avatish ehtimoli to'g'risida bo'lsa, zapas qismlarini avatish masalasida bir narsa deya olmayman. Vaziyat yaxshi yo'lnishda ilgirlamayotdi. Chegara qo'g'dash qismlarimiz ahvolga qarab zarur qarorlarni oladi dedi.
Müstemlike devrede sadır kılınan cinayetler unutulmaydı. Algeriya Prezidenti Abdülmecit Tebbun, Fransiyanın müstemlike devrede sadır kılınan cinayetlerine münasebetlik, hatır hüccetinin müzakere kılınışı doğrusunda keyniği çekilmeydiğallıklarını bildirdi. Algeriya Prezidenti Abdülmecit Tebbun, 1962 yılı 5. iyul Fransiya müstemlikesinin azat bolğallıkının 59. yıllığı münasebeti bilen Algeriya halkıya hitap kılıp nutuk sözüldü. O Fransiyanın Algeriya'ya karşı en küçülük ve en çoğun kırgın, kıyın kıstak hem de veyran kılıç korallarını işletkenlikini tekitlep, devlet hatirisiyle münasebetlik meselelerinin uzun mezgillik nişan bilen müzakere kılındığallıkını ve bu meseleden kat'i vazgeçmeydiğallıklarını kayıt kıldı. O ötken yılı kubul kılıngan ve 1945 yılı 8. may vakalarının 76. yıllıkı toğru kelgen devletlik hatır günü münasebeti bilen ilan kılgan bayanatı da, Fransiyanın müstemliki devrede, yani 1830 yıldan 1962 yılıgıcı ötküzgen cinayetleri üçün Ebu Soraş talepini tekrarlıgan idi. Fransiyanın Afrika kıtasındaki müstemliki tarihinin en yeni ve en kallık ülgüsü bulgan Algeriya, 1954 yılı müstakillik görüşünü başladı. Algeriya 8 yıl devamlaşkan köreşte müstakillik üçün en iğir bedel töyleyen devletlerinden biri bulup hesaplandı. Yüzbergen iğir paciyeler Fransiyanın Afrika'dan çekingende kaldırgan çoğun karıdağ bulup tarihki yazıldı. İnsaniyetke karşı yüzbergen uruşlarda 1,5 milyon Algeriya halkı cendine ayrıldı. Milyonlarca kişi yurt makallarından ayrıldı. Fransiyanın 1960 yıldan 1966 yıllar arasında Algeriya çölüde 4 kıtım yer üstüde 13 kıtım yer astıda bulup en az digende 17 kıtım yadro sınıkı kılgallıkı bilinmekte. Dünya Sağlık Teşkilatı yukumunun delta varyantının 100'ye yakın devlette baykalgallıkını bildirdi. Dünya Sağlık Teşkilatı tüncü kıtım körülgen Hindistan'da baykalgan Xitay virüsü yukumunun delta varyantının tahminen 100 devlet ve rayonda körülgenlikini uxturdu. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Dünya Sağlık Teşkilatı Başkatibi Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yukum sürüetinin nahiyeti tizlikke ispatlanan Xitay virüsü yukumu delta varyantının kemdigende 98 devleti körülgenlikini eğitip agahlandırganlıkını haber kıldı. Haberde körüsülüşçe vaksine emleş nispeti töven ve yukarı bolgan devletlerde delta varyantının tiz tarqılı vatkallıkını bildirgen Ghebreyesus, delta varyantının xatarlık işkenlikini devamlıq terakki kılıp özgürü dıqallıkını otturgu koygan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.